Totanak sunar. Bu bölümde önemli bir ismi konuk edeceğiz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Karataş bizlerle olacak. Yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınıza konuk olacağız efendim. Oldukça da konuşacak çok fazla konu var. Ben de çok bekletmeden konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah diyelim. Tabii Müslüman derdi ne olursa olsun, konu ne olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun sonuçta Müslüman kardeşine mütebessim olmalı. Allah'a hamd, Resulüne salatu selam ederiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi bizden çok fazlaydı. Düşünün, müşriklerin evet, eziyetleri, cefaları, bir koskoca Mekke'deki şehir hemen hemen yarısı neredeyse veya üçte bir hicret ediyor. Malını, mülkünü, akrabalarını bırakıyor. Başka bir bilinmedik bir şehre iltica ediyor. Böyle bir dönemde bile Resul Efendimiz'i tanımlarken hadis-i şeriflerde görüyoruz. Ne diyorlar? Yüzündeki tebessüm hiç eksik olmazdı. Biz de bugün yaralıyız. Gazze olayları var. Soracaksınız sanıyorum. Konumuzda bir parçası o. Müslümanların Hindistan'daki zulümlerini görüyoruz. Evet. Yapılan Müslümanlara zulümü görüyoruz. Doğu Türkistan'daki zulümleri görüyoruz. Yani hiçbir gün yok ki bir Müslümanın burnu kanamış olmasın, bir Müslüman kanı akmasın. Fakat dünya nedense konu Müslüman olunca, İslam olunca çifte standartlı davranıyor. Maalesef bir taraftan tabii işte hayvan hakları vesaire. Karabatak hadisesini hatırlıyorum. Körfez krizinde binlerce insan ölüyor Irak'ta, Kuveyt'te. Ama o günlerde nedense Amerikan televizyonları sadece bir Karabatak gösteriyorlardı. Karabatak petrole yapışmış ve orada kalmış. Ama ölen insanlar Müslüman olduğu için bir problem teşkil etmiyordu onlar için. Önemli bir konu olmuyordu. Fakat tabii biz Kur'an ve sünnet ve fıtrat hassasiyetiyle baktığımızda olaya, çok büyük olaylarla karşı karşıyayız. Bugün dünya gerçekten insanlığını kaybetmiş ve insanlığı öldüren bir pozisyona gelmiş durumda. Yine de iyiyiz diyelim elhamdülillah, şükürler olsun. Şimdi Ordu'da sizleri burada kanalımızda ağırlamak da bizler için ayrı bir gurur meselesi açıkçası. Çok da sevindik sizleri ağırladığımız için. Ordu'ya da sık sık ziyaret ediyorsunuz. Soruları soracağım ama öncelikle Ordu'yu nasıl buluyorsunuz? Ordu'ya çok sık gelen isimlerden bir tanesiniz. Onu öncelikle sormak istiyorum. Elhamdülillah Ordu'yu 1985'ten bu yana daha iyi tanıyorum. İlk gelişim 1981'di. Bir arkadaşımız fakültede vefat etmişti. Onun cenazesini Allah rahmet eylesin. Fatsa'dan Kumru Korgan taraflarına çıkardık. O gelişimde ilk defa görmüştüm Ordu'yu, Fatsa'yı. Ondan sonra Hanımköy oldu 1985'ten bu yana da. Mümkün mertebe tatilimi, yıllık iznimi bir kısmını da olsa Ordu'da geçirdim. Hep yıllarca öyle oldu. Bir ara 3-4 sene ara verdik. Onun dışında korona arasıyla oldu bir ara vermemiz. Elhamdülillah çok güzel bir beldemiz. Türkiye'nin en önemli ovasıyla, fındıklarıyla, dağlarıyla, tabiat güzellikleriyle, deniziyle, yeşille mavinin birbirini kucakladığı bir yer. İnsanları çok candan, samimi, medeni insanlar. Elhamdülillah köyümüz de çok güzel bir yerde. Çaka, Çaytepe, Kavra, Medresönü, o arada Yasunburnu yakınında bir evimiz var. Daha doğrusu kayınpederin evi. Biz de nöbetleşe geliyoruz. Kışları boş oluyor, yazları orayı dolduruyoruz. Fındık mevsimi gelenler oluyor. Evet. Fındık üreticisinin derdini aşağı yukarı biliyorum. Köylerde olan problemleri buralarda daha iyi yerinde gözlemlemiş oluyoruz. Bu anlamda geldiğimizde hem dinleniyoruz hem bir şeyler öğreniyoruz. Altaş TV'ye geçen sene de konuk olmuştum. Evet. Burada sağ olsun Uğur Beylerle tanışıyoruz. Onlar da böyle bir şey arzu etmişlerdi. Bu sene yine sizin davetiniz üzerine
burada buluşmak nasip oldu. Evet, bizler de burada sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz Allah efendim. Razı olsun. Hoş geldiniz diyoruz Hoş tekrardan. Bulduk. Sağ olun efendim. Şimdi ilk sorumla da başlamak istiyorum. İlk konuşmanızda da bahsettiniz. Ne yazık ki dünyada hiç görmek istemediğimiz manzaralarla karşılaşıyoruz. Özellikle bütün dünyanın bir kısmının gözünü, kulağını kapadığı, vicdanını susturduğu bir olay var. İsrail ve Filistin'in arasında yaşanan bu gerilim ve hatta İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliam da diyebiliriz. Soykırım da diyebiliriz. 7 Ekim'den bu yana onlarca çocuk, onlarca kadın, onlarca sivil çok suçsuz bir yere canice açıkçası katledildi. Müslümanlar olarak bizler fiziken onların yanında olamasak da neler yapmalıyız? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Filistin konusuna bugün sanki yeni bir olay gibi bakarsak yanılırız. Filistin evet. konusunu tarihi geçmişiyle değerlendirmemiz lazım. Filistin bizim için nedir? Mescid-i Aksa nedir? Müslümanlar için veya diğer dinler için önemi nedir? Bizim buradan başlamamız lazım. Olaylar bugün olmuyor ki. Yani Filistin son 1948'den bu yana, belki daha da eski, 1848'lerden bu yana hatta, orada sürekli çatışmalar oluyor. Daha tarih öncesine gittiğimizde, milattan önce de Babil sürgünlerini vesaireyi yaşadıklarını görüyoruz. Hatta bilenler açısından söylüyorum. Medine'de Yahudiler vardı. Medine'deki Yahudilerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşma yaptı. Medine Sözleşmesi yaptı. Medine'de Yahudiler var, muhacir var, ensar var. Bunları üçünü bir araya getirerek 47 maddelik anlaşma yaptı. Medine Sözleşmesi. Buradaki Yahudilerin Medine'de ne işi vardı? O sürgünlerden gelen Yahudilerdi işte. O Pers İmparatorluğu'nun efendim işgallerinde ya da Haçlıların işgallerinden kaçan Yahudiler Medine'ye de sığınmışlardı. Müslümanlar diğer dinlerdeki insanlarla ve savaşlardaki kurallarıyla zaten insani açıdan ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. Bizde barış halinde bir insanın canı, malı, namusu, nesli, ırzı, dini, inancı koruma altındadır. Kimsenin inancını, namusunu kirletemezsiniz, zorlayamazsınız. Neslini, çocuklarını öldüremezsiniz. Hatta savaş anında bile, bırakın barışı, savaş anında ağaçları kesemezsiniz. Camileri, mabetleri, kiliseleri, havraları yıkamazsınız. Kadınlarına dokunamazsınız. Çocuklara dokunamazsınız. Savaşta hayvanına el koyamazsınız. Yani savaşta masum, sivil, tarlada, bağda, bahçede çalışan bir insanın malına el koyamazsınız. Savaşın da hukuku var. Ancak Yahudilerin tarih boyunca zaman zaman azgınlaştıklarını Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Bunlardan ilki işte Babil sürgünü dediğimiz o azgınlaştıkları zaman, ikincisinde de yine büyük bir taşkınlık yapacakları, insanlığı öldüreceklerinden Kur'an bahsederek tekrar onların bir musibete uğrayacağından haber veriyor İsra suresinde. Diğer taraftan İsra suresi ki İsrail diyoruz değil mi? Bak evet. Bizde İsra suresi var, bir de İsrail var. İsra gece yürüyüşü demek. İsrail de Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Yani bizim inandığımız peygamberlerden, iman ettiğimiz peygamberlerden Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin, İshak'ın soyundan gelenlerin İsrailoğulları diye tanımlandığını görüyoruz. İsrailoğullarıyla bizim bir problemimiz yok. Biz onların peygamberine, onlar bizim de peygamberimiz diyerek iman ediyoruz. Fakat 638'lerde Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethetmesinden sonra Yahudilerle Müslümanlar orada barış içinde yaşadılar zaten. Kaldı ki ondan önce Yahudileri yine kesen Hristiyanlar ve Persleri görüyoruz. Müslümanların döneminde Yahudiler Kudüs'te rahat etmişlerdir. Devlet olarak Kudüs dediğimiz, Filistin dediğimiz topraklar 1948'e kadar zaten Filistin'e ait, tamamen Filistin'dir. Orada bir Yahudi, İsrail falan yoktur. 1848'lerden itibaren yavaş yavaş Londra üzerinden İsrail vatandaşları ya da Yahudiler yavaş yavaş üçer beşer kişi yerleşmişler Kudüs'e o da. Filistin'in tamamına değil, Kudüs'e yerleşmişler. 1948'de İsrail
İngilizlerin zorlamasıyla, yol açmasıyla devlet olduğunu ilan etmişler. Kaldı ki o zaman da zaten ufacık bir yerdeler Filistin içerisinde. Ama daha sonra bakıyoruz, Filistin olan o toprakların, Kenanili olan o toprakların tamamen Filistinlilerin kendi yurtlarından edindiği, zulüm üzerine bir İsrail devletinin inşa edildiği bir devlet görüyoruz. İsrail dediğimiz gerçekten bir devlet midir? Yoksa bir kısmını, inançlarının bir kısmını bozulmuş, tahrif edilmiş Talmud'dan alan, Fırat'tan Nil'e kadar arz-ı mevut, bütün topraklar benimdir diyen, diğer insanlar Yahudilerin kölesidir diyen bir anlayışın ürünü İsrail bugün. İkinci olarak da dünyada terör ve şiddet devleti olarak İsrail bir terör devletidir. Nasıl bir terör devletidir? İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'daki İngilizlerin maşasıdır. Aslında şu anda Gazze'de, Filistin'de savaşan İsrail değildir. Gazze'de savaşan İngiliz misyonunu sürdürmek isteyen, 1800'lerden beri sömürgeci İngiliz misyonunu sürdürmek isteyen bir anlayıştır. Amerikan silahıyla oradaki bekçileri olan Yahudilerin top birlikte hareketiyle biz bir zulüm görüyoruz. Burada sadece olayı Gazze-İsrail arasındaki bir olay gibi görürsek yanılırız. Bu çatışma, bu varoluş savaşı, Gazzelilerin, Filistinlerin varoluş savaşı, vatanlarını savunması 100 yıldır devam ediyor. 1948'den bu yana da 67'lerde Arap-İsrail savaşı ile daha da belirgin hale gelmiştir. Filistinler her gün yurtlarını kaybetmişler, topraklarını kaybetmişler. Kudüs'te dahil hiçbir yerde özgürce hareket edemez hale gelmişlerdi. Birkaç örnek vermek istiyorum. Ben birkaç sefer gittim elhamdülillah Mescid-i Aksa'ya. Ki Mescid-i Aksa bizim için çok önemlidir. Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dır. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Rabbimiz estağfirullah Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ellezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semiul basir. Bir gece kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ki etrafını mübarek kıldığımız ayetlerimizi gösterelim diye gece götüren Allah'ı tenzih ederiz. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. Bu ayeti kerimede Mescid-i Aksa'dan bahsediliyor. Mescid-i Aksa nedir? Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı mabet Beyt-i Makdis'in yerine Mescid-i Aksa daha sonra inşa edilmiştir İslam fethiyle beraber. Mescid-i Aksa Müslümanlara Medine döneminde hicret edildiğinde 17 ay Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya kıbleye dönmüştür. Ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek, Kabe'de bulunmak gibi, Mescid-i Nebevi'de bulunmak gibi sevaptır Mescid-i Aksa'da. Gücü yeterse gidin orada namaz kılın diyor Allah Resulü. Meymune annemize söylüyor bunu. Eşi Meymune'ye söylüyor. Ya Resulallah şu anda çok uzak bir yer. Bizim orada namaz kılmamız mümkün değil. Hatta o zaman Bizans'ın elinde. Bu hadis-i şerif söylendiğinde Heraklius'un ordusunun elinde olan bir Mescid-i Aksa'dan bahsediyor Resulü Efendimiz. Gücünüz yeterse gidin namaz kılın. Gücümüz yetmez ya Resulallah. O zaman oranın mescidine kandillerine yağ gönderin. Namaz kılmak gibi sevap alırsınız. Bu yüzden Harun Reşit'in hanımı Zübeyde Hanım olsun, Kanuni'nin efendim hanımları olsun, oralara sürekli bizim annelerimiz, büyüklerimiz, özellikle hanım sultanlar hayır hasenat yapmışlar Resulü Efendimiz'in bu müjdesine nail olabilmek için. Bizim için böyle bir anlamı olan ve genellikle de üç dinin ortak olarak barış içerisinde yaşamaya çalıştığı bir yer olmuş. Ancak tarih boyunca belki de dünya şehirleri içerisinde sürekli yönetimi değişen, katliama uğrayan ve yer yer çok nadir barış olan bir şehir olarak görüyoruz. Kudüs'ü ki İsa Aleyhisselam orada yaşamıştır. Musa Aleyhisselam'ın mezarı oraya yakındır. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam mezarları oradadır. İbrahim el-Halil şehri var, Halil şehri. İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam oradadır.
Şimdi böyle mübarek bir topraklardan bahsediyoruz. Üç dinin kendine has oraya yönelik kutsiyeti vardır. İşte bu kutsiyet içerisinde maalesef Yahudiler dinlerinde olmadığı halde daha sonra tahrif ettikleri bir dinle insanları köle yerine koyuyorlar. Mescid-i Aksa'yı bırakın, Kudüs'ü bırakın. Onların hedefi Fırat'tan Nil'e kadar kendi toprakları olmasıdır. Bunu da adım adım gerçekleştirmek için sürekli büyüme politikasıyla İngilizlerin, Amerikan desteğiyle, bugün de Avrupa Birliği'nin desteğiyle aynı olaylar 7 Ekim'den itibaren tekrar patlak vermiştir. 7 Ekim'e bir başlangıç gibi bakarsak yanılırız. 7 Ekim 100 yıl çatışmasının devamıdır. Filistinlileri bir örnek daha vereyim. Bir cuma namazında Mescid-i Aksa'da namaz kılıyorum. Yanımda piri fani bir zat var. Tesbihimi ona hediye ettim. Dedim ki hediye minni ileykum ile hadratikum dedim. Tesbihimi verdim. O da çok sevindi. Mineynentum dedi. Nerelisiniz dedi. Ben ene min Türkiye min İstanbul dedim. Gözleri doldu. Tanıştık. Ne zaman geldin buraya dedim. Nerelisin? Ben dedi Kudüs'ün köylerinde oturuyorum. 90 yaşında bir zat. Kudüs'ün köyünde oturuyorum. Geçen hafta Cuma'ya buraya geldim. İkinci Cuma'yı almazlar diye bir haftadır mescitten dışarı çıkmadım. Bu Cuma'yı da burada kılmak için. Çünkü Yahudi kapılarda askerler nöbet tutuyor. O nöbet tutan askerler siz geçen hafta geldiyseniz bu hafta sizi Mescid-i Aksa'ya almıyor. Yabancı turist gelirse ona dokunmuyor. Onu da bir sürü arıyor tarıyor da Tel Aviv'den başlıyor zaten arama taramalar. Çok korkak ve çok gerçekten cani bir yönetim var orada. Bu zatın o gözlerinin dolması düşünebiliyor musun? 90 yaşındaki bir insanı arayarak tarayarak haftada bir sefer camiye alıyor. O da ikinci cumaya gelirse onu da almıyor. Şansı yok bir daha gel. Çıkarsa giremeyecek. O yüzden camide yatıp kalkıyor. Bir tarla gösterdiler. Büyük tarlalar var. Gidiyoruz böyle Halil şehrine gidiyoruz Kudüs'ten. Önce yoldan bahsedeyim. Şu yol, otoban yol. Bu yol İsrail vatandaşlarına ait. Buradaki plakalar İsrail vatandaşlarının plakasıdır. Tali yol, bozuk yol, o yeşil plakalı genellikle onlar Filistinlilerin yolu. Onlar otobanı kullanamazlar. Filistinli araba otobanı kullanamaz. Onlar o köy yollarından gitmek zorundadır. Bu tarlalar Filistinlilerin kendi babalarından kalan tarlaları, bağları, bahçeleri. Yahudi büyük tarlalarda Filistinlilerin ziraat yapmasını yasaklamıştır. Sadece evinin önündeki bahçeyle kalacaksın. Dahası bu ev senin, babanın, atalarının, hatta bizim Abdülhamit Han'ın vakfiyesi olan pek çok araziler var. O evin içerisinde otururken sabahleyin başına ne geleceğini bilemiyor. Bir Yahudi yerleşimci getiriyorlar. Buradan çıkacaksın, bu artık benim evim diyor. Şimdi bununla başlayan bir çatışma süreci var. 7 Ekim budur. Beni evimden ediyor, beni köyümden ediyor, beni tarlamı ektirmiyor. Benim param yok, ben seyahat edemiyorum, pasaportum yok, okuyamıyorum, diplomam geçmiyor, maaşım yok. Ne yapayım ben? Bu vatan benimdi. Siz ordudasınız. Birileri gelip ordudaki insanlara kalkın buralar bizim dese, evler bizim, burası bizim dese ne yaparsınız? İstemeyiz. Gel otur mu dersin, buyur mu dersiniz? Çatışma olur. Bu varoluş çatışmasıdır. Dünya bunu biliyor. Bunu bilmeyen kimse yok. Peki bunu bildiği halde seslenen neden ses çıkmıyor? Şimdi ikiye ayıralım. Bir, hani varsa bir İslam dünyası diyelim. İslam dünyası diye bir dünyanın olmadığı anlaşıldı. Halkı Müslüman olan bir dünya var. Evet. Çoğunluğu Müslüman olan bir dünya var. Bir de halkı Müslüman olmayan dünya var. İkiye bölelim bunu. Bunların ikisi de kendi malı mülkü gibi, kendi tarihi gibi burayı biliyor. Peki bu kadar hangi savaşta siz, ben size bir savaş sorayım şimdi. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda kaç çocuk öldürüldü? Fazlasıyla öldürülmüştür şimdi hatırlayamadım ve bilemediğim için. Şöyle, bilemezsiniz. Evet. Çünkü çocukların çetelesi tutulmaz savaşta, çocuk öldürülmez ki.
Arada öldüyse ölmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda kaç çocuk öldü? İngiltere-Fransa Savaşı'nda kaç çocuk öldü? Böyle bir çetele tutulmaz. Bu çetele nerede tutuluyor? Ancak Yahudi kasıtlı çocuk öldürüyor. 10 binden fazla çocuk ölmüş. 10 binden fazla çocuk ölmüş. Sayısı belli. Evet. Ve Yahudi bilerek öldürüyor. Çocuğu öldürmek sevaptır diye öldürüyor. Kendi inancına göre Filistinli çocuğu öldürmek sevap diye öldürüyor. Tarihte dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir savaşta öldürülen çocuk çetelesi tutulmamıştır. Bilinmez ki. Ama burada biliniyor. Neden? Bilerek öldürülüyor çünkü. Kaç tane hastane bombalanmış belli. Mültecilerin, şurası serbest bölge, buraya giderseniz buraya karışmayacağız, biz burayı bombalayacağız, gidin o tarafa diyor. Çadır kurmuş oraya Filistinliler, garibanlar, aç, susuz, çöplükten ekmek topluyorlar. O çadırları da bombalıyor. Güneye gidenleri bombalamayacağım diyor. Burayı bombalayacağım, kuzeyi bombalayacağım diyor. Halk güneye gidiyor. Güneye gidenlerin üzerine bomba yağdırıyor. Nasıl bomba bu? Sıradan bir mermi değil. Tanklarla, efendim o büyük en ağır bombalarla atılan bombaların ağırlığı kaç tane atom bombasını geçiyor. Misket bombalarıyla. Savaşta kullanılması yasak olan bombaları çocukların üzerine hastanelere atıyor. Böyle bir savaştan bahsediyoruz. Bu bir cinayet, katliam. Peki ne oldu? Bu tarafta Müslüman olan dünya, bu tarafta gayrimüslim dünya, ikisi de sessiz kaldı. İslam ülkeleri bir şey yaptılar mı? Hayır. Yapmadılar. Kınıyoruz. Neyi kınıyoruz? Ne kadar oldu? 7 Ekim. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 10 ay olmuş. 10 ay sürekli üzerinize bomba yağıyor. Bu bir ülke değil. Bu bir şehir. Ordu kadar bir şehir. Sürekli bomba yağıyor. Yıkılmamış bina çok az kalmış. Erzak götürelim diyorsunuz. Mısır'ın Refah kapısından tırlar girsin, hiç olmazsa bir ekmek gitsin, çocuğa bir peynir gitsin, süt gitsin. Onları da bombalıyor, göndermiyor. Aç kalacak diyor. Denizden götürelim. Denizden de geçit vermiyor. Yani bir katliam, katliamını yapan suçlu İsrail, Siyonist güçler, zalim, cani. İlan ediyoruz. Kahrolsunlar. Allah onları binlerce kez paramparça etsin. Çünkü bu kadar çocuğu parçaladılar. Bu kadar kadını parçaladılar. Peki uyuyan dünya, sizin suçunuz, vebaliniz daha fazla. Bütün dünya haykırsa, engel olsa, yardım götürmeye kalksa bir beceremeyecek. İsrail bir şey yapamayacak. Ama uyuyan dünyanın suçu da bugün İsrail kadardır. Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Bütün dünya burada, hepimiz vebaldeyiz. Evet, inşallah Allah onların yardımcısı olsun, bizim elimizden de gelen. Şimdi benim yeni bir sorum var. Şu mesele, şu dua nasıl edilmeli sorusu aslında. Biz dua nasıl edilmeli cevabını bildiğimizi düşünüyoruz ama belki de doğru dua edemediğimiz için kabul olmadığında insan haliyle Allah'a isyan etme durumuna kadar ilerleyen bazı süreçlerde olabiliyor. Etrafımızda görüyoruz, dua neden kabul olmuyor, kabul olmuyor diyerek dua etmeye küsen dahi insanlar görüyorum ben çevremde. Dua ederken nelere dikkat edilmeli? Dua nasıl edilmeli? Dua ederken yapılan yanlışlar neler? Evet, güzel bir söz var. Çok arif olan bir zat söylemiş. Diyor ki, derdin var mı? Duan da var diyor. Derdin varsa duan var. Duan var ise derdin yok say diyor. Yani dua edebiliyorsan derdin düzelecektir. Duada tabi asıl olan şöyle dua et, böyle dua et demek yerine samimiyet, ihlastır. Mesnevi'de anlatılır. Musa aleyhisselam bir çobanın duasına rastlar. Çoban der ki, Rabbim neredesin? Eğer yatağın, yorganın yoksa sana yumuşak yataklar yapayım, orada uyuyasın. Karnın açsa sana güzel yemekler yapayım, karnını doyurasın. Rabbim hastaysan bana haber ver ki sana ilaçlar yapayım, şifa bulasın. Üstünde elbisen yoksa dikeyim,
güzel elbiseler giyesin. Musa Aleyhisselam duyunca bu duayı çobana der ki sen nasıl bir Rabbe inanıyorsun ki Rabbin hasta oluyor, Rabbin acıkıyor, Rabbin yatıyor, uyuyor. Böyle Allah mı olur diyor. Böyle dua mı olur diyor. Çoban ben şimdi yanlış mı yaptım diyor. Duam yanlış mı diyor. Tabii yanlış deyince kendini dağlara vuruyor. Deli divane olur. Ben Rabbimi darılttım şimdi diyor. Ve perişan bir şekilde kan gözyaşıyla dağlara kaçıyor. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Ey Musa, ben o çobanın duasını biliyorum ama ondan razıydım. O dua samimi bir duaydı. Güzel bir duaydı. Yanlış ama samimiydi. Samimi olursa tembelin de rızkını veriyor Allah. Onun da bir hikayesi var ama oraya girmeyeyim şimdi. Duada asıl olan içtenliktir. Dua bir yakarıştır. Dua ile davet arasında bir ortak nokta var. Davet de aynı kökten geliyor. Davet de çağırmak demek, dua da çağırmak demek. Yalnız davette bir formel çağırma var, resmi çağırma vardır. Mesela siz beni buraya davet ettiniz. Bu bir davettir. Ama dua değildir. Dua nedir? Dua kulun yaratıcısıyla, sahibiyle olan içten ona seslenişi, yakarışı, yalvarışıdır. Bu yakarış, yalvarış kalpten çıkarsa Allah'a ulaşır, kalpten çıkmazsa Allah'a ulaşmaz. Daha doğrusu çok samimi olan dualar, ki bu bazen gözyaşıyla da bu yoğrulur, mesela ağlayarak yapılan dualar, hıçkırıklarla yapılan dualar, gece yarısı yapılan dualar, bunlar Allah'a ulaşır. Duanın reddolunmayacak zamanları vardır. Duası reddolunmayan insanlar vardır. Bir de duada Kur'an ve sünnetten aldığımız dualar vardır. Bu duaların sözel olması, şifahi olması demek, kişinin gereğini yapmaması demek değildir. Gereğini yapacaksınız. Mesela üniversite sınavı oldu şimdi. Herkes bir yer kazandı ya da puanlar geldi. Ben yan gelip yatayım. Sonra da Allah'ım bana şurayı en güzel, en yüksek puanı nasip et diyeyim. Olur mu? Olmaz. Yani olabilir. Hani bin, milyonda bir olur. Ama bu işin neydir? Fiili duası var. Şimdi biz Ya Rabbi Gazze'ye yardım et. Tamam da Gazze'ye Allah kiminle yardım eder? Bizlerle yardım edecek. Biz o işe aday olacağız. Biz gıda göndereceğiz. Biz güç göndereceğiz. Biz işbirliği yapacağız. Dünyayı ayağa kaldıracağız. Yahudi, Siyonistleri zulmeden katilleri mahkemeye vereceğiz. Dünyayı onlara dar edeceğiz. Yardım böyle olur. Buna öncelikle fiili dua ya da tevekkülden önce tedbir. Tedbirlerini aldıktan sonra dua ne olur? Ben zaten tedbirimi almışım, kazanırım burayı. Hayır. Her şey tersine gider, kazanamaz. İşte orada Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Allah sahipsiz bırakmamış bizi. Benim torunum dünyaya gelmişti. Hemşire kucağında, bak çocukta hiçbir hareket yok dedi bebekte hocam. Ama annesini koklatayım. Annesini koklayınca çocuk yalanmaya başladı. Sütün annesinde olduğunu biliyor. Hemşirede olmadığını biliyor. Kim kodladı bunu? Allah rızkını oraya kodladı. O çocuk onun farkında. Bebek daha yeni doğmuş. Ama rızkının kimde olduğunu biliyor. Bu sıradan bir şey değil. Bilinç yok, akıl yok. Nasıl halletti bunu? Bizim sahibimiz var. Annemizden, babamızdan önce bizim sahibimiz Rabbimizdir, Allah'tır. O sahibine ayakkabının bağı da kopsa Allah'tan iste. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Taştan istenmez, topraktan istenmez, bir minareden istenmez, ağaçtan istenmez. Kimden isteyeceğiz ihtiyaçlarımızı? Allah'tan isteyeceğiz. Çünkü hepsini yaratan bir güç var. Ona biz Rab diyoruz, Allah diyoruz. Allah bizi görüyor mu? Evet. Biliyor mu? Evet. Niye o zaman başkasıyla vakit geçiriyoruz? Onun için diyorlar ki derdini
mabeyinde kapıcıya, sarayda kapıcıya anlatacağına padişaha arz etsene. Padişahın yanına kadar gelmişsin, sen kapıcıya derdini anlatıyorsun. Bazen öyle vardır, hastaneye giderler. Doktora girmeden önce oradaki efendim hizmetliyle ilaç hastalık sohbeti yaparlar. Ama ondan sana şifa yok. Şifa doktorun verdiğinde. Duayı tam adrese göndereceksin. Zamanında göndereceksin. Mekanında göndereceksin. Ve öyle bir içine sihir, öyle bir güç koyacaksın ki o da aşk ve yakarışla beraber Cenab-ı Hakk'a olan sevgin, aşkın içerisinde o zarf boş gelmez. Duanın zamanı da önemli. Evet. Şimdi peki dualardan bahsettik. İyi bir insan olma gayreti içerisindeyiz hepimiz. İyi bir Müslüman olma gayreti i̇nşallah. İçerisindeyiz inşallah. Peki iyi bir insan ve Müslüman nasıl olunur? Bu kalıba sığmak istemeyenler, belki olmadığını düşünen pek çok insan şimdi vardır. Şimdi şöyle... İzleyicilerimiz şöyle düşünebilirler. Ya hoca duadan bahsetti de hani balı anlatırsın ama bir kaşık verirsen baldan o zaman balın tadını anlar. Tarif etmekle balın tadı anlaşılmaz. Bir de bir dua etse, bize bir dua söylese İnşallah. Diyenler olabilir. Onlara iki dua öğreteyim bugün, daha doğrusu tavsiye edeyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem rızıkla ilgili hem de gelecekle ilgili çok mükemmel iki duası var. Bu iki duadan biri şu. İzleyicilerimiz kaydedebilirler. Sizin yayınlarınızı zaten videoya vesaire çekenler, evet. Kaydedenler vardır. Sosyal medyalarımızdan yayınlar. Allahümme la mani'a lima atayte. Ve la mu'tiye lima menate. Yapabilen bunu yapsın. Yapamayan manasını şöyle. Allah'ım sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Ne güzel duadır değil mi? Evet. Cenab-ı Hak istediklerimizi versin. İkinci bir dua, bu da çok güzeldir. Bunu Türkçe söyleyeyim, daha ezberi kolay olsun. Ya Rabbi hemen verdiğini ben geciktirmeyeyim. Geç vereceğinde de acele etmeyeyim. Bunu çok öğretin. Güzel. Çok güzel bir duadır. Ya Rabbi hemen verdiğini ben geciktirmeyeyim. Geç vereceğinde de acele etmeyeyim. Bazen rızık ayağınıza kadar gelir, almazsınız. Ya orası önemli işte. Orada al onu. Hemen. Bir daha gelmez o. Ama bazen de olmayacak bir şey. Ha aman Allah'ım şunu ver Allah'ım bunu. Acele etme. Gelecek. Bir günde olmaz, bir gün olur. Bir günde olmaz, bir gün olur. Bir şey daha söyleyeyim dua ile ilgili. Allah kimseye borçlu kalmaz. Amin. Yaptığın her şeyin karşılığını alırsın. İyi insan nasıl oluruz? İnsan olmak kıymetlidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de insanın zaaflarından da bahsediliyor. Mesela insan zayıftır diyor. Ve kânel insanu daifa. İnsan zayıftır. İnsan nankördür. İnkar eder. Az önce yapılan nimetleri bir tane yanlış yaptık diye hemen görmezden gelir. Bunlar insanın zafiyetidir. İnsan acelecidir. Kur'an yine bunu söylüyor. İnsan acelecidir diyor. O halde insan ne olmalı? İnsan olgun olmalıdır. Vakarlı olmalıdır. Teenniyle hareket etmeli. Sabırlı olmalıdır. Namaz kadar önemli bir ibadetimiz vardır. O da sabırdır. Ya eyyühellezine amenu, isteinu bis sabri ve salah. Ey inananlar sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Sabrı öğretmeliyiz çocuklarımıza. Sabreden derviş muradına ermiş. Çok aceleci bir insanız biz. Çok hemen her şeyi anında istiyoruz. Anında yaşamak istiyoruz. Basamakları çıkmadan yukarılara çıkmak istiyoruz. Her şey yavaş yavaş, adım adım. Gökten zembille inmedi. Gördüğün bu zenginler, gördüğün bu makam sahipleri, gördüğün bu efendim güzel işte yalılarda, yatlarda, evlerde oturan insanlara gökten yağmadı bu. Bir şey yaptılar bunlar. Belki köprü altında yatanları oldu. Belki aylarca, yıllarca aç kalanları oldu. Belki yurttan yurda, şehirden şehire sürülenleri oldu. Haksızlığa uğrayanları oldu. Hapis yatanları oldu. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bile hapis yattı değil mi? Evet.
tırnağıyla kaza kaza geliyor bir yere insanlar, kolay gelmiyor. Bedel ödüyorsun. Ama insan aceleci, hemen istiyor, her şey olsun. Olursa zaten kıymetini bilmiyorsun. Ben o örnek olarak şu piyango miyonga bu kumardan kazananları gösteriyorum. Hiç onların sonunda müreffeh bir hayat, huzurlu bir hayat yaşayarak ölen var mı? Yok. Bir elinde ne varsa hepsi gidiyor köprü altında, aç susuz ölüyor. Neden? Çünkü birdenbire oluverdi. Emeksiz, zahmetsiz, bedelsiz. O da onun kıymetini bilmedi. Yanına gelen, parasından dolayı gelenleri gerçek dost zannetti. Yedirdi, içirdi. Ondan sonra parası bitince herkes dağıldı, gitti. İnsan sabırlı olmalıdır. İnsanın, şunu söyleyeyim, değeri, yani bir insan kendi değerini öğrenmek istiyorsa, mesela bu çay bu sene işte devlet ne kadar açıklayacak? Fındık bu sene fındığa devlet ne kadar vereceğiz? Fındığın değeri ne kadar? Düşünüyoruz değil mi? Bir değeri var. Peki benim değerim Allah katında ne kadar? İnsanlar bana değer veriyor. İşte Mustafa Hoca diyorlar, şöyle konuştun, böyle konuştun, şöyle yaptın, şunu seyrettik. Güzel. İnsanlar beni değerli görüyor. Benim değerim Allah katında ne kadar? Bunu öğrenmek istiyor muyuz Nesrin Hanım? Evet. Sizin başkasına verdiğiniz değer kadar. Siz insanlara ne kadar değer veriyorsanız Allah katındaki değeriniz o kadar. Siz vatana millete ne kadar değer veriyorsanız Allah katındaki değeriniz o kadar. Siz dine imana ne kadar değer veriyorsanız Allah katında sizin değeriniz o kadar. Kendimizde yani her şey. Evet, her şey kendimizde. Bir kulun diğer kula verdiği değer kadar Allah kuluna değer veriyor. Allah'la aramız ne kadar? Ne kadar Allah diyorsak Allah'la aramız o kadar. Fezkuruni ezkurkum. Veşkuruni velâ tekfurun. Beni anın ki ben de sizi anayım. Demek ki biz Allah dediğimiz an Allah bizi anıyor. Şükrettiğimiz zaman alimlerden biri diyor ki rızkımın geldiğini görüyorum. Çünkü Allah garanti veriyor. Leyin şekertum leyezidennekum. Siz şükrederseniz ben hemen artırırım. O zaman şükürler olsun Allah'ım. Dediğim an benim bir rızkım geliyor. İnsan kendini test edebilir. Sabrım ne kadar? Şükrüm ne kadar? Zikrim ne kadar? İbadetim ne kadar? İnsanlara verdiğim değer ne kadar? Resulü Efendimiz iki ölçü vermiş. Ne kadar güzel. Bir, hayrun nas ben yenfeun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok hayrı olandır. Diğeri de bir insanın insanlar arasına katılıp eza ve cefasına katlanması bir kenara çekilip yaşamasından daha hayırlıdır. İnziva yaşayanlar var ya hani 40 evet. sene 50 sene evinden çıkmamış çok mübarek insanmış falan. Hayır. 40 sene 50 sene insanlara hizmet eden mübarek insandır. Suya sabuna dokunmamış, hiç kimseye karışmıyor, mübarek bir insandır. Hayır, insanlara eziyetlerine rağmen hayır yapmış insan mübarek insandır. Daha ne söyleyeyim insanla ilgili? Daha söylenecek çok da bir şey kalmadı açıkçası. Çok İyi şey bir var insan ama. Olmanın, peki. Evet, çok da güzel konuştunuz açıkçası. Şimdi konuşmak istediğim bir konu da şu açıkçası. Müslüman olmaktan nasıl iyi bir Müslüman olacağından bahsedildi ama ağaç yaşken eğiliyor. Şu an yaz Kur'an kurslarında çocuklarımıza dini eğitimler veriliyor. Evet. Kur'an kurslarının bitmesinin ardından öğrendiği kadarıyla deyip kenara iten bazı aileler var. Ama çocuklara doğru İslam'ı öğretmek nasıl olur? Çocuklara İslam'ı nasıl öğretmeliyiz? Onlara İslam'ı nasıl aşılamalıyız peki? Ya çok güzel. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hadislerini rivayet edenler kimler biliyor musunuz? Resulullah döneminde peygamberimizin etrafında dolaşan çocuklar. O çocuklar alim oldu. Biz onlardan hadisleri öğrendik. Enes bin Malik gibi, Abdullah bin Ömer gibi, Abdullah bin Abbas gibi, Cabir bin Abdullah gibi, Ebu Hureyre gençti, Hazreti Ayşe gibi. Bunlar çocuktu. Çocuk deyip geçmeyin. Namazda yanınıza alın. Kur'an suresi öğretin. Geçen gün Göreli'ye bir davet vardı. Oraya gittim. Orada hemen Nezih isimli bir yavrucağız, beni de hocam gelsin, hocam gelsin telaş ediyormuş. 8 yaşlarında. Dedim gel hemen seninle bir cemaat yapalım. Orada namazı kılarken yanıma aldım. O onu unutmaz. Evet. Sağımda duracaksın dedim. İşte şöyle yapacaksın, tesbih getir vesaire. Şimdi
İmam Maverdi çok büyük bir alimdir. Türkistan, Özbekistan, Horasan bölgesinde yetişmiş büyük bir zat. Edebi Dünya ve Din diye çok mükemmel bir eseri vardır. Herkese tavsiye ederim. Türkçesi vardır, ben bilmiyorum. Arapçasından hatırlıyorum. Ama Türkçesi de var sanıyorum. Ne olur okuyun. Yani ilk okunması gereken kitaplardan biri mesela Beydaba'nın Kelle ve Dimne'dir. Çok güzeldir. O da hayvanları konuşturur. Edebi Dünya ve Din'de de İmam Maverdi o kadar güzel teşbihler yapar ki, temsiller verir ki çocuğu bize anlatıyor. Diyor ki 7 yaşına kadar koklanan güzel bir kokudur diyor çocuk. 14 yaşına kadar evde hizmetçidir diyor. 21 yaşına kadar vezirdir. Çok kısa anlatıyorum. 21 yaşından sonra iyi bir terbiye almışsa can ciğer dosttur. İyi bir terbiye almamışsa çok can yakan bir düşmandır. Şimdi çocuklarımız geleceğimizdir. 35 yaşında intihardan dönen bir kişi sebeplerini vesaire konuştuk. Sonradan elhamdülillah düzeltti halini falan bir kimya mühendisi kardeşimiz. 5 yaşında bir sefer camiye girdim. Bir daha gitmemiştim, gidemedim. 30 sene geçmiş, şimdi 35 sene sonra ilk defa camiye giriyorum hocam demişti. Cenaze namazı kılmamış, cuma kılmamış. Neden dedim? Çünkü beni sadece para kazanmak için yetiştirdiler. Dinim, imanım. Her şeyim para dedi ve paradan nefret eder hale geldi. İnsanlık ölmüş dedi, sadece para konuşuyor. Şimdi çocuğunuza bıraktığınız en büyük miras fındık bahçesi değil, ev değil, arsa değil. Onlar hep kavga sebebi zaten. Evet. En güzel miras güzel ahlaktır. Dinini öğretmektir. Yarın size dua edecek, hayra sanat yapacak insan lazım. Bir anne baba için en kıymetli şey ardından evladının hayır yapması ve insanların onu güzellikle anmasıdır. O da ağaç yaşken eğilir dediniz ya, mermere yazılan yazı gibidir. Küçüklükte öğrenilen şeyler asla unutulmaz. Yaşını geçirdiğiniz zaman bir akılda kalmaz, iki siz onu zorla okutamazsınız. Gezmek ister, tozmak ister, camide diz çökmek istemez. O güzel günlerinde biraz tatilden feragat siz de yapacaksınız çocuğunuz için. Mutlaka üniversiteye hazırlanırken nasıl özel hoca tutuyorsanız dinini öğrenmek için hocasıyla irtibatlı hale geleceksiniz. Özel hoca da tutacaksınız. Bu din sıradan bir şey değil ki. İnsanlar inançlarıyla hareket ediyorlar. Beni buraya getiren şey inancımdır. Ben bunun sevap olduğunu inanmasam, insanlara doğru sözü söylemenin, emri bil maruf yapmak, nehi anil münker yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak benim vazifem. Allah bunu bana emretmiş, bu bir sevaptır. Ben bir insanın namaza başlamasına, örtünmesine, bir hacca gitmesine, efendim bir günahtan içkiyi bırakmasına, kumarı bırakmasına vesile olursam bundan sevap alıyorum. İnanmasam beni hangi güç getirebilir ki buraya? Gelmiyorum derim size. Ne gelme sebebim ne? İnancımdır. Sizin inançlarınız sizi ayakta tutuyor ve size yol gösteriyor. O anlamda çocuğu inançlı yetiştireceğiz. Gelecek bu vatan şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan. O şehitlerimiz canlarını niye feda ettiler? İnançları için. İnancı olmasaydı, Allah aşkı olmasaydı, vatan aşkı olmasaydı, namus duygusu olmasaydı şehit olur mu? Kaçar giderdi. Bana ne derdi ya? Ha Yunan gelmiş, ha Ermeni gelmiş, ha İngiliz gelmiş. Fark etmez ben hepsiyle de yaşarım derdi. Ama biz ne yapıyoruz? Bayrağımız gönderden inmesin. Evet. Ezanlar minareden susmasın. Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın. Bu vatan bizim, şehit kanlarıyla yoğrulmuş. Burayı ayakta tutmanın yolu ne? O çocuklarımızın tarihini bilmesi, özünü bilmesi. Ve siz uyursanız düşman uyumaz ki. Gelir çoluk çocuğunuzu elinizden alır. Veya bir gün gelir Gazze gibi Allah korusun. Üzerinize bombalar yağar. Neden? Güçsüz kalırsanız, inançsız kalırsanız her şey olabilir. Ve dünya büyük bir felakete doğru sürükleniyor. İnançsızlık felaketine sürükleniyor. Halbuki insanın fıtratında inanç vardır. Küllü mevludun, mevludin yûledu alel fıtra. Allah bizi tertemiz yaratmış. Fıtratımızda Allah'ın varlığını biz idrak edebiliyoruz. Bu ağaç kendiliğinden mi gelmiş buraya? Bu kuşlar kendiliğinden mi olmuşlar? Bunları bir yaratan var değil mi?
güneş, ay, yıldızlar, dünya, bu kadar varlık nasıl tesadüf eseri olabilir? Bir yaratıcı varsa, bunun da gönderdiği peygamber kitap varsa, Kur'an-ı Kerim harfi harekesi değiştirilmemiş bir kitabı evladımız neden okuyamasın? Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilgi bize veriliyor. İnsanlık öğretiliyor. Anne babaya saygı öğretiliyor. Kul hakkı yemenin günah olduğu öğretiliyor. Haksızlık yapmanın, zulmetmenin, gıybet etmenin, dedikodu yapmanın, iftira etmenin ne kadar büyük günah olduğu öğretiliyor. Çocuklarımız bunları öğrenmezse nereden öğrenecek bunu? Nereden satın alacak? O zaman ölçüsüz, ilkesiz, ahlaksız bir toplum ortaya çıktığında aynı gemideyiz biz. Gemimiz delindiğinde batmak mutlaka kaçınılmaz gerçekleşecektir, olur. Kaçınılmaz olacaktır. Evet, dediğiniz gibi ağaç yaşken eğilir ve ailelerin de bu konuda üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Camilere gönderin, gönderin. Evet. Mutlaka yani gönderelim. Camiye gönderemiyorsunuz, hocaya eve çağırın. Evet, şimdi süremizin de sonuna geldik. Ben yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı benim adıma. Size ağırlamak da çok güzeldi. Efendim, yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla görüşene dek mutlu günler. Çotanak sundu.